Ekim onu gördün mü? Hayır hocam, görmedim. Ya. Kim olduğunu gördün mü? Yok hocam. Ha, Mehmet Ali, Emre. Kim olduğunu gördünüz mü abicim? Yok hocam, ben hiç görmedim bu sabah. Ben de görmedim. Nerede bu adam ya? Neyse, görürseniz aradığımı söyleyin lütfen. Orhan hocam. Ha. Bakan mı var? Evet. Yemeğe çıkmıyoruz hocam o zaman. Çıkmayın abicim. Çıkmayın, bir yere gitmeyin. Sormuyorum. Burada ne yapıyorsun? Niye burada oturuyorsun? Burada televizyon çünkü. Odamda televizyon yok. Bak 29 yaşında kadın. Konuşma bozukluğu var. İlk nöbetini bir ay önce geçirmiş. Zihinsel faaliyetleri de gittik. Ama sen beni dinlemiyorsun ki abi. Duydun mu beni? Nasıl bakıyorlar bana görüyor musun? Hasta zannediyorlar bastonun yüzünden. Önlük giymeyeler sen. Bırak bırak. Doktor olduğumu anlamasınlar. Tabii o zaman kurallara uymuş oluyorsun. Pardon. Kim hasta bir doktora görünmek ister? Doğru. Mesela bana da sağlıklı bir hasta gelsin istemezsin. Abi kadın 29 yaşında. Konuşamıyordu değil mi? Evet hadi ateş al şu bak. Kızcağız zor durumda. Gerçekten. Kimse de tanık koyamamış. Yatırdılar kızı aşağıda. Kızcağız mızcağız? Hayırdır? Akraban abi kız. Akraban? Evet. Akraban olsa tanırım ben. Ya sen nereden bileceksin beni bütün sülale? Neyin? Amcamın kızı. Amcanla yengeni söyle. Kızlarının nur topu gibi bir beyin tümörü var. Üzgünüm. Üç yaygın beyin kitlesi belirteçleri negatif. O zaman tekrar test yaptırsınlar. Kim bilir nerede yaptılar o testi. Peki tamam peki. Yine negatif çıkarsa? Laborantı işten atsınlar. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Radyoterapiye cevap vermedi. Dış etkenlerde bir şey çıkmadı. Aile geçmişinde kanser vakası yok. Senin amcan kanserden ölmedi mi? Öldü. Ama o annemin amcasıydı. Anne tarafından büyük amcam. Tümör. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Bravo ya. Ya nasıl bilebiliyorsun peki bunu? Hiç hastaya bakmadan, etmeden, uzaktan. Nasıl bilebiliyorsun? Kız kanser. Onkoloji uzmanı sensin. Ben basit bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Ya duyan da seni köyde sağlık ocağında doktorsun zanneder ha. Ulan koskoca tıbbi tanı uzmanlığı departmanı diye bir şey kuruldu senin için. Altında zehir gibi uzman 3 tane doktor var. Sen vaka kabul etmiyorsun diye koridorda tavuk gibi dolaşıyor bunlar. Ayrıca amcamın kızı diyorum ya. Rahmetli amcan. Hayır, o annemin amcasıydı o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.